Ne yapayım Esra abla, yani 4 tane dedim dün akşam benimle, 4 tane dedim. Mesajları da göstereyim. Burada mesajlar abla. Ne yapayım yani? Anne, İstediğini söyleyebilirsin. kayınvaliden telefon attığında anlaşır mıydınız? Kayınvalidemle fazla anlaşamazdım. Kayınpederimle daha çok anlaşırdık. Peki. Ayşe Hanım merhaba. Merhaba, hayırlı yayınlar. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Emrah'ın annesi Ayşe Hanım telefon attığında. Evet, doğum gününüz de kutlu olsun. Sağ olun. Benden önce bence gelininizin doğum günü kutlayın. Hayır, kutlamam. O beni oraya çıktı. Ne yüzle çıktı? Hep beni suçluyor. Beni suçlamaması lazım onu. Sizi neyle suçluyor peki? Çocuğunun ayağını sakat bağlamışım. O doğuştan öyle. Kaynatası odun taşıtmış. Hayır, o biz eşek var, at var. Direktörünle taşıyorduk odunu. Hep yalan konuşuyor oraya çıktı da. Sen çok doğruyu konuşuyorsun belli. Hayır. Doğruyu konuştuğun için bir gelinini bile zapt edemedin ya. Hayır, bir oğlu, bir evin bir oğluydu. Bir evin bir oğluydu. Ne anlaşamıyordun benimle? Ne alıp veremedin vardı? Esra abla, onu susturursanız konuşacağım. Güzel, seni nasıl zapt edecekler? Sen zor yani musun? Yani abla, nasıl diyeyim sana? Affedersin. Beni zincirle demiyorum zaten ben. Farkındaysan bir kaynanalık yapsaydı, bir şeylik yapsaydı ben de o evde dururdum herhalde. Buyurun Ayşe Hanım. Yani problem vardı aranızda. Gelininiz size şiddet uyguladı mı? Çünkü böyle bir konu konuşuldu programda. Evet, uyguladı. Hem de kaç kere uyguladı. O çocukları her zaman dövüyordu. Çocukların kemikleri dinlendi. Esra abla. O büyük oğlun da Bilal'ın gözünü taş attı. Gözünü kör edeceğiydi. Yine annemde var işaret. Başa attı, yardı çocuğunun kafasını. Senin yüzünden olabilir mi? Emrah bile Emrah ona uğramıyordu. Emrah o dövüyü. O küpeleri de yalan konuşuyor. Emrah aldı o küpeleri de. Kocasına şiddet mi uyguluyordu? Evet. Emrah onun her istediğini yapıyordu. Her istediğini. Gezmeye götürüyordu. Şebin Karisere götürüyordu. Mahallelere götürüyordu. Gezdiriyordu, getiriyordu. Yediriyordu, içiriyordu. Beni neye suçluyor da şimdi o? Peki bu huzursuzluk... Ben de çok yedirdim, içirdim. Yemeğimi yaptım, ekmeğimi pişirdim. Sofrasını kurdum. Yediği kabları bile yumuydu Esra Hanım. Ne? Yediği kabları bile yıkamıyordu. Bak kayınvaliden de seni aslında suçluyor. Yediğim kabları yıkamıyor muydum? Ben kayınvalidemle konuşmak istemiyorum. Oğluyla konuşmak istiyorum. Oğlunuzun kafasını yardınız mı taş atıp? Abla onların yüzünden oldu hep. Nasıl? İş baskısı. Mesela ben onu anlayamıyorum. Hayır abla. Birinin yüzünden nasıl, sizi at mı dedi kayınvalideniz? Yanlışlıkla oldu abla. Abla. Hayır taş yalan abla. O. Bizim hiçbir alakamız yok. Kime annemlerin hiçbir alakası Hiç yok. Hiç kimseye fırlatmıyordum. Orada abla. Bir tane Yeter halam diye biri var. Babaannemin bacısı. Onların evi biraz mesafe yukarıda. Bunu git demiş, bir şey al gel demiş. Babaanneme yemek al gel demiş. Çocuk peşime düştü diyen çocuğunun 60 taşı kafasını yarmış. Çocuğu eve geç diyormuş. Çocuk gitmemiş eve. Peşine düşmüş. Koy annesi ya, anneye. Çocuğun taş atıyor, kafasını yarıyor. Farkındaysan hepimiz söyledik yanlışlıkla oldu diyen. Taş kendi sıçradı Esra abla ya. Bu taşı attın da sıçradı. Taşın nasıl kendi sıçradı? Yani çekim gücü mü var? Çekim gücü yok abla. Şöyle attıydım. Ama kime attın? Ya ona attım ama yani öyle olacağını bilmiyordu. Yani attım da diyor Esra abla, yani taş yerden sekti diyor, gitti çocuğu. Su şişesini fırlattığın gibi. Aynen. O anda sinirin ve öfkenden dolayı eline geçen her şeyi, karşındakinin çok kim, yani kim olduğu, çocuk mu olduğu, çocuğun mu önemli olduğu. Önemli değil. Kocan aynen. mı, annen mi, kayınvaliden mi olduğu önemli değil. O anda fırlatabiliyorsun. Ve bundan dolayı da hep suçlanıyorsun. Sanırım en çok kaybettiğin konu da bu. Ben zaten en çok bundan şey yapıyorum Esra abla. Bunları i̇şte... kaybetmekten korkmuyorum aslında. Peki Ayşe Hanım, bu yüzden mi torunlarınızı vermek istemiyorsunuz anneye? Alo. Efendim. Bu yüzden mi torunları anneye vermek istemiyorsunuz?
Evet, o yüzden istemiyoruz. Biz torunlarımızı baharız. O kızı da almayı düşünüyor babası. Babası çocuklarını bahar. O nerede bakacağımış? Evi mi varmış? Yıllığı mı varmış? Aylığı mı varmış? Nerede bakacağımış? Dün annesi buraya çıktı, evleri yok diye. O onların evleri mi varmış? Ben yine ev yaptırdım. Var benim evim. Peki evi olsa Songül'ün, şartları olsa çocukları o zaman verir miydiniz? Yok, vermem. Çocukları çok dövüyor, çok şiddetçiydi. Yok, vermem. Babası zaten vermez. Babası çocuklarına bakacak kadar var. Dedesi de var. Babaannesi de ölmedi. Babaannesi de burada. Peki, baktığın için iki saat uyuyup da çocuk ahıra hapsolduğu zaman neredeydi? Hayır, yalan. Esra sus abla, ya, yalan. Sizin her şey dediğiniz doğru, çocuğu bizimki yalan. Kaçırdılar, kaçırdılar. Çocuğu Esra Hanım, beyim de vardaydı. Hı hı. Emrah da oradaydı, çocuğu kaçırdılar. Orada Fidan Hanım yalan konuştu, hayır. Hı hı. Zaten Fidan Hanım'ın hep konuştukları yalan, kızının da konuştukları. Senin yalan. Çok doğru senin konuştukların belli. Ağıra kilitlenen çocuk kim bakıyor? Gerçekten sonra da yalan konuşmam. Ağıra bırakılan çocuk. O bana ilk başta ne dedi abla? Sen bu eve sonradan arı kuma geldin dedi. Hayır yalan bu kadın... yalan. Bu iftira. Bu da iftira yalan Esra abla. Yalan söylemiyorum. Kayınpederim hatta Esra kaynanamı bu yüzden sonra bilirsin anneme. Bu da iftira Esra abla. Yalan. Kabul etmiyorum kesinlikle. Ya sen bir peki... karşımdan git, tamam mı? Git, Allah'ını seversen karşımdan git ya. Peki mesela sen hani bunları yaptığını biliyorsun. Songül işte öfkesini kontrol edemiyor falan. Ama her seferinde de barışıyordun Emrah. Çocuklarım için barıştım Esra abla. Kötü bir şey yapmadım ki. Çocuklarım için mecbur barışıyorum. Boynu bükük kalmasın diye. Peki Ayşe Hanım, oğlunuz tekrar Songül'ü affetse? Onu bileceğiz Esra Hanım. Karşı çıkar mısınız? İşte sahip çıkmam Songül Hanım'a. Esra Hanım, kendi oğluma sahip çıkarım ama onunla da konuşmam. Hayır. Oğlunuza çünkü bu konuda... Çünkü buraya çıktı hiç. Bak bir de kuma değil. Nasıl kaynatasını öyle laf söylüyor? Niye söylüyor? Kaynatasını zoruna bile yedi. Çok yalan konuşuyor. Sen çok doğru konuşuyorsun. Ben doğru konuşuyorum Esra Hanım. Ona laf söylemiyor. Akşam... Aksine yanlış anlamışsınız. 2,5 yaşındaki çocuğu ona güvenerek... Yani eşinize güvenerek bırakmış dedesini. Ona laf tamam, söylemiyor. Çok iyi biridir diyor. Sorunu sizin de. O kaç aydır neredeymiş? Nereye gitmiş? Kayınpederin bakıydı. Çocuğu değil. Kayınpederi çoban. Çocuğu kim bakıyor? Babaannesi bakıyor çocuğu. Çocuğu ben bakıyorum. Kötü kayınvalide, iyi babaanne. Songül. Yani şimdi mesela senin gözünde onlar düşman. Ama mesela çocukları emanet edebilirsin. Yani Esra abla şöyle diyeyim ben sana. Babaanneleri, dedeleri, babaları yani böyle. Bana görev mi? Görev değil, hayır, asla mecbur değiller yani bakmaya ama. Babaları da bakabilir. Babaanneleri değil de babaları da bakabilir. Bakıyor zaten, babalar arkasında sıkıntı yok. Acaba şu anda kim bakıyor? Şu anda babaannesi bakıyor. Şu an kim bakıyor çocuklara? Bakıyor. Dedesi var yanında, babaannesi var yanında. İsra Hanım, fazlaydı konuşamıyorum. Ha, zaten grip olmuşum, hastayım. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar, güle güle. Ayşe Hanım bir saniye. Efendim? Diyelim ki Emrah tekrar eşiyle barıştı. Sizinle aynı ortamda yaşamasını ister misiniz? Hayır, onların zaten evleri ayrı. Evleri ayrı, düzenleri ayrı. Evet. Bu kaç sene. Bu sene oldu o da. Bu sene oldu. Tamam, geçen sene yaptırdık evi, tamam. Biz kendimiz yaptırdık, tamam. O neredeymiş sorsanız da bir de o neredeymiş. Şey merak ediyor, sen gittiğinde neredeydin diyor. Kadın konuk evindeydim abla. Kaç kere gitti evden gelininiz? Bunu kendisi de biliyor zaten benim kadın konuk evinde olduğumu. Neredeydin derken... Bak. Kaç kere gitti, kaç kere, tamam buraya gitti, kaç kere çıktı gitti, kafası esnimi geliyor zaten. Bu esnimi geliyor Esra Hanım. Yani hep aynı şey, git gel. Hep aynı şey gel. Ama beni oraya çıkıp da suçlamaması lazım Esra Hanım. Benim yaptığım iyilikleri Allah burnundan getirsin, Allah gözünden getirsin Esra Hanım. Ay beddua etmeyin.
Allah'a havale ederim. Yok, çok canım yandı. Bu sene çok canım yandı Esra Hanım. Ha, bugüne kadar taşınabilirdi. Bundan sonrası taşınmıyor. Evet. Peki, aynı teşekkür ederim. Doğru. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Bak, annen de konuşunca sinirleniyorsun. Kayınvaliden konuşunca da sinirleniyorsun. Evet abla. Çünkü ben dün abla dedim zaten. Biz evlenirken yanımızda hiç kimse yoktu. Ayrılırken de yanımızda kimsenin olmasını istemiyorum Esra abla. Niye sevdik geldi? Kendi bir birey olarak kendi kararlarını kendi vermesini istiyorum. Tamam, veriyorum. Senin annen niye sevdirtti geldi? Buraya niye geldi? Annemi Esra Hanım çağırdığı için geldi. İlk canlı yayına bağlandı annen Esra ablaya, ne dedi? Aynı köydeyiz Emrah'la dedi. Sen dedi benden önce Emrah'ı yayına aldın dedi. Demedim Esra abla. Benim kızım oradaydı dedim. Bununla o mu evliymiş? Benden önce Emrah'ı getirdin. Önce beni getirseydin dedi. Sanki seninle annen mi evli de boşanacaktınız? Beraber mi boşanacaktınız? Abla, o konulara ben girmek istemiyorum gerçekten. Benim bana yetiyor, yani nasıl söyleyeyim? Benim derdim bana yetiyor. Ben sen kendisiyle de biraz konuşmak tahammül edemiyorsun anlamında söylüyorum. Ben artık hiç kimseye tahammül edemiyorum hesabı. Nasıl tahammül etsin abla, hep yıkım peşinde. Şu an yuvasının yıkım sebebi olan da annesi zaten. Nasıl tahammül etsin öyle bir anneyle? Çünkü her konuşan bu evliliğe ve ilişkiye dair hep olumsuz bir şey söylüyor, değil mi? Bence bu sefer aslında geçen seferkilerden tek farklı olan şey sanırım Emrah'ın mesajlarla ilgili kafasındaki şüpheler. Daha önce de... Hülya abla, bir tane değil ki. Benimle 4 tane ablacığım ya. Bir tane değil ki. Yani siz onları, benim kişisel görüşüm o. Daha önce de 8 kez ayrılmamış, tekrar şeye gelmişsiniz. Hani orada affetme ya da birbirinizin ilişkisine yeniden dahil etme kolay olmuş. Birileri aracı olmuş ama şimdi siz diyorsunuz ki benim kafamda böyle şey olduğu için, soru işareti olduğu için biraz çekingen davrandığınızı düşünüyorum. Aynen, yazıştığının biri de zaten görücü getirdikleri adam. Bunu kendisi de bana söyledi. Telefonda normal konuşurken kendisi de söyledi bunu. Ama bir ayıptan bahsediyorsanız her ikinizin de birbiriyle ilgili böyle bir iddiası var. Yok abla, yani benim sadece yok. Sen onunla ilgili ya değil, o da seninle ilgili. Nasıl yok ya? Bağlansın söylesinler var. Bu arada sosyal kim medyada... Kim bağlanıp söyleyecek? Suçladığın tamam, varsa söylesin. Dünkü isim verdiğin söylesin, bağlansın. Varsa böyle bir şey. Sıkıntı yok. Sosyal medyada Esra Erol'da ATV hesabında sizce bu evlilik bir şansı daha hak ediyor mu diye sorduk. Oradan gelen şu an nedir? Ben buradan göremiyorum çünkü de. Sen şuna inanıyor musun? Ben Emrah'la bir saat yalnız kalsam onu ikna ederim. Yalnız kalmak istemiyorum ki Esra abla. Ya ben sana kalmak istiyor musun demiyorum. Yok. Yani ben de çok yalnız... bayılıyorum. Hep kinaye, hep ima. Ama hep kızınız için Esra Hanım bir araya gelmeleri lazım. Bunu belirtmek istiyorum. Ha, anlaşmalı boşanma için. Kızım zaten kızım için bir araya gelir hayır, mi? Hayır, kızınızla ama ikna Esra Hanım, etmek için Esra gelmem. Hanım çok güzel giyinmişti. Onunla tanışma fırsatı yakaladığında evet. Ben de oradaydım. Kızınız babasından kardeşlerin nerede? Çok güzel kardeşlerin var dediğimde... Söylediği soru, onlar onun yanında. Babasından o diye bahsediyor. 5,5-6 yaşındaki kız evladı babaya o diyor. Hülya abla benim bunda... O yüzden bakın, çocukları ayrılma sürecinde de olsa yabancılaştırmayın. Seni onun yanında görmesi lazım. Ondan sana bir şiddet gelmediğini gördük yayında da. Gelir mi yani Emrah'tan? Songül'den korumak lazım Emrah'ı. Aynen, aynen Esra abla, katılıyorum. Korkma sen de burada... Hülya... Arkadaşların Hülya yanında abla. Ama çocuğu da alın. Hülya abla, ben zaten bir şey diyebilir miyim? Ben kesinlikle o konuşturuyordum bunu. O şahıs. Hatta o şahısla konuşturuyordum yani babasıyla. Kızım konuşmak istemiyordu. Kendisi söylesin. İşte anne o şahıs defalarca dediği için... Senin otelindeyken Esra abla, kızda sıkıntı yoktu. Kız benimle gayet güzel konuşuyordu oteldeyken.
Ama burada şu an doldurulmuş yani. Esra abla bugün yayına geliyorken yemin ederim bak koridorda yayına geliyorken zorla ben karşı odaya geçtim. Abla, zorla geldi. Şimdi bak, hayır, beni kaçıracaksın diyor. Yanında çalışanları hiç... var abla ben kendim yolladım. Baban geliyor bak git dedim ya. Songülcüm hiç çocuğum olmasa bu dediklerini anlamlandırma düşünme konusunda bir düşünebilirim. Ama çocukların neyi nasıl öğrendiğini bilen bir anne olarak bazı şeyleri biz farkında olmadan... İşte bu ayrılık sürecinde annemizle konuşurken, biriyle telefonda konuşurken aslında olumsuzlukları biz aşılıyoruz. Sen farkında olmadan çocuğunu babadan uzaklaştırdın. O da farkında olmadan iki çocuğunu senden uzaklaştırdı. Ama bu süreçte benim size tavsiyem, bugüne kadar tavsiye hep bir başka aracılar vardı. Hiç o aracıları kaldıracağım. Ayrılmayı da siz başarın. Baş başa olun, evet. Karşılıklı konuşun, anlaşın, uzlaşın. Çocuk için yalandan, çok yan yana durmaktan keyif alıyormuş gibi yapın. Hafta sonu var önünüzde. Düşünün, taşının, tamam mı? Ayrılık kararını alın, pazartesi günü konuşuruz. Pazartesi tekrar görüşmek üzere sevgili seyirciler. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.